Orhan Gazi Dönemi Osman Gazi döneminde birçok fetih yapılmıştı. Lakin Osman Gazi 1326 Bursa'nın fethinden sonra maalesef ki şehit öldü. Bunun üzerine tahta birçok oğlu vardı. Bunun döneminde Kares oğulları iyice güçlenmiş birçok Bizans toprağını ne geçirmişti. Lakin Bizanslar hala güçlü ve kudretli bir devletti. Ki o kadar da güçlü değildi. Çünkü Sırp ve Bulgarlar tarafından saldırı yayıyordu. Bunun üzerine Bunun üzerine Bizansların civarında da birçok kale bulunmaktaydı. Yıl 1326 ile 1360 arasında tahtadır. 34 yıl boyunca. Bunun üzerine Orhan Bey tahta çıktığında 40'tan daha fazla yaşlarındaydı. Yani 40'tan üst bir yaşlardaydı. Toplamda Osman Gazi'nin 7 tane oğlu vardır. Bunların önemli olanları Orhan Bey, Pazarlı Bey, Çoban Bey ve Alaaddin Beylerdir kız olarak da Fatıma bulunmaktadır. Orhan Bey, Osman Bey ölünce başkenti Bursa'ya taşıdı. Artık başkent Bursa'ydı. Yani bir diğeri eski adıyla Bursa. Tahta nasıl çıktı? Orhan Bey normalde tahtadayı olarak Orhan, Alaaddin ve Pazarlı bulunmaktaydı. Lakin Pazarlı Bey ağabeylerim varken ben ne alaka B olurum diyerek ağabeylerine şöyle dedi. Ağabeylerim siz bey olun. Bunun üzerine Orhan Bey de Alaaddin Bey'i Alaaddin Bey'i Bursa'ya çağırdı. Ve Koyunhisar'dan Bursa'ya geldi. Bunun üzerine kardeşini test etmek için devleti ikiye bölmeyi teklif etti. Alaaddin Bey bunu reddetti. Ve şöyle dedi. Babam Osman Bey senin tahta çıkmanı istemiştir ağabey dedi. Bunun üzerine kardeşini test ettikten sonra o zaman devletimin başı yani vezirim ol dedi. Bunun üzerine Alaaddin Bey ilk Osmanlı veziridir. Bunun üzerine Orhan Bey askerlerine emir verdi. Ve Bizans topraklarında akın başladı. Konur Alp, Evranoz'un askerleri ve daha birçok komutanlar Şile yakınlarındaki birçok toprak bütünlüğünü ele geçirmeyi başardılar. Artık sınırları Karadeniz'e kadar dayanmıştı. Ama devletin daha güçlü bir askeri birliği veya başka bir şey yoktu. Bundan dolayı ilk önce Kara Halil Paşa'yı ele geçirdi. Veziri azam yaptı. Bunun üzerine Kara Halil Paşa'dan Yaya ve Müsellem atlı bir ordu kurulurdu. Yaya olan atı, atı olmayan askeri birliktir. Müsellemle Müsellem askeri birlikleri de atlı askeri birliklerdir. Şile civarının fethedilmesiyle Osmanlı da gittikçe güçlenmeye devam ediyordu. Bunun üzerine ise devlet iyice güçlenmeye devam etti. Ve böylece Karamürsel Bey tarafından Karamürsel Kalesi Yalova Konural tarafından ele geçirildi. Gemlik Kalesi de başka birçok komutan tarafından ele geçirildi. Ve böylece Osmanlı Devleti iyice güçlenmeye başlamıştı. Civarda birçok kale bulunmaktaydı. Osmanlı askerleri hepsine akın yapmaya devam etmekteydi. Ve Konstantinopolis'in de fethinin gerçekleşmesini istiyordu. Yalova gibi önemli şehirleri de fethettikten sonra öbür topraklar üzerine akın yapılmaya başlandı. Osmanlı Devleti Gün geçtikçe büyümeye başladı. Başkent Burusa, yani Bursa yani Bursa'ydı. Ve İznik Kalesi'nde kuşatmaya başladı. İznik Kalesi çok önemli bir kaleydi ki Bursa gibi önemli bir şehirden daha güçlü bir kaleydi. Kuşatılmaya başlandı. Kale öyle kuşatılmıştı ki az daha kaleyi teslim edecekti. Lakin Bizans İmparatoru 3. Andronikos bir ordu kurmaya başladığının haberi geldi. Bunun üzerine Orhan Gazi de kuşatmayı ablukaya aldı ve Maltepe bölgesine yerleştiler. Ve savaş başlayacaktı. İlk önce Osmanlı atları büyük bir taarruza girdi. Bu taarruz çok güçlüydü. Lakin yanlardaki okçular tarafından Osmanlı askerleri geri çekiliyordu. Lakin geri çekilip yeniden Bizans topraklarına akın yapmaya devam ediyorlardı. Arkasına Marmara demizi, Denizi ve gemileri alan 3. Adrianokos askeri birliklerini ve altı birliklerini öne sürdü. Orhan Bey de kardeşi Pazarlı komutasındaki birlikleri öne sürdü. Büyük bir çarpışma başladı. Bu büyük çarpışmayı Osmanlılar kazanmaya başladı. 3. Adrianokos kendi askerleri ve kendisi de savaşa girdi. Lakin burada yaralandı. Bunun üzerine imparatorun öldüğü haberi yayılmaya başladı. Bunun üzerine Osmanlı tüm askeri birliğiyle taarruza geçti. Ve Bizans askerleri kaçmaya başladı. Teknelere binerek Osmanlı askerlerinden kaçmaya başladılar ve muzaffer olarak zaferi elde etti. Ve böylece İznik gibi önemli bir kaleyi de ele geçirdi. Orhan Bey gün geçtikçe güçlenmeye devam ediyordu. Ki civardaki beylikler de bunu görüyordu. Ama o dönemde süper bir devlet olan İlhanlar da yıkılıyordu. Osmanlı Devleti bir başka şehir olan İzmit'in fethine karar verdi. Yıl 1337 yılında sefere çıkıldı. Ve gece Bizans askerleri ve İzmit tekfuru Osmanlı'nın bölgelerine tavrumar etti. Bu tavrumar sonucu Osmanlı askerleri de onlara saldırdı. Ve Osmanlı askerleri dışarı çıkan İzmit askerlerini yerle bir ettiler. Böylece İzmit gibi önemli bir şehirde 1337'nin yaz ayında ele geçirilmiş oldu. Ve üç büyük şehrinde üçünü Osmanlılar ele geçirmiş oldu. Osmanlı Devleti gün gittikçe de büyümeye de devam ediyordu. Tabi Bizanslar çöküğün eşiğine giriyordu. Osmanlı Devleti iyice güçlenmişti. Lakin Karesi Bey öldükten sonra yerine geçen öbür bey de maalesef ki öldü. Ve yerine Demirhan Bey tahta geçti. Ama devlet içinde huzursuzluk ve adaletsizlik ve can alma olayları çıktı. Bunun üzerine Kalesi halkı bir başka bey olan Demirhan Bey'in küçük kardeşi olan Turs, Tursun Bey'i istedi. Orhan Bey de Tursun Bey'i Balıkesir'e gönderdi. Kendisi de arkadan geliyordu. O sırada da civardaki Kirmasti, Ulumat, Ulubat civarındaki bölgeleri ele geçirdi ve Balıkesir'e yöneldi. Balıkesir'e gönderdi ama Demirhan Bey Tursun Bey'den kaçtı. Bunun üzerine Tursun Bey de kalenin önüne geldi. Ama maalesef ki Demirhan Bey çok kötü bir şey yaptı. Ve okla Turhan Bey yani Tursun Bey'i öldürdü. Bunun üzerine birçok kişi Orhan Bey'in yanına koştu. Orhan Bey çok üzülmüş ve çok hiddetlenmişti. Bunun üzerine büyük bir askeri birlik topladı. Orhan Bey de Karesoğulları'nın seferine çıkıyordu. Karesilleri tamamen birçok bölgeye mektup yazdı. Bu, bu mektuplar sonrası da birçok bey teslim oldu. Lakin Bergamas Kalesi'ne kaçan Demirhan Bey affedilmek istendi. Ve onu Bursa hapishanesine gönderdiler. Bu gibi önemli bir toprak bütünlüğü artık Orhan Bey'in elindeydi. Orhan Bey artık liman şehri olmaktaydı ve bölgede de bir liman kurdurdu. Gençlerimiz bunu öğrenince çok korktu. Orhan Bey'in Limni gibi birçok Midil arasında tavırruma edeceğini düşündü. Lakin Orhan Bey onlarla hiçbir şey konuşmadı ve savaşmadı. Onun şu anki hizmeti Anadolu'dan Bizans'ı tamamen atmak, beyliklerle iyi geçinmek ve Rumeli'ye yürümekti. Osmanlı gün geçtikçe de hala da büyümeye devam ediyordu. Osmanlı Devleti büyürken Bizans'ın durumu kötü olmaya da devam ediyordu. Bursa'yı, İzmit'i, İzni'yi ele geçirmişlerdi. Bu gibi önemli bölge ele geçirildikten sonra Bizans'ın durumu. 3. Andronikos maalesef ki öldü. Bunun üzerine Bulgarlar büyük bir tarumar ettiler. Buradaki görmüş olduğunuz bölgeyi tamamen Bizans'tan kopardılar. Sırplarsa ise ta Belgrad'dan buralara kadar inmiş, Morayı bile ele geçirmiş ve buraları da Bizans'tan ele geçirmişti. Selanik'in birkaç kalesi ve Rumeli, Edirne yakınlarından başka bir Bizans toprağı artık kalmamıştı. 3. Andrikos ölünce tahta Yohannes geçti. Yohannes küçük olduğundan dolayı Dimetoka'da kendi krallığını ilan eden Kante Kuzanos, Orhan Gazi önderliğinde tahta geçti. Sırplar Osmanlı'ya teklif etti. Konstantinye'yi sen Edirne'yi ben alalım diye mektup gönderdi. Orhan Bey bunun üzerine dedi ki ben ittifaklı kurmak istemiyorum. Ve bunun üzerine Sırplar Osmanlı'ya çok kötü bir şey yaptı. Ve bunun üzerine Edirne üzerine kendi yüzü yiyecek. Konstantinye'yi de yerle bir edecek. Sadece Konstantinye değil Bursa'yı ve Anadolu yerle, yerle bir edecekti. Orhan Bey'in de düşüncesi Rumeli'de güçsüz bir Bizans mı yoksa orta güçlükte Bulgarlar mı yoksa süper güçlü olan Sırplar mıydı? Tabii ki de güçsüz bir Bizans devletiydi. Bunun üzerine artık Orame herci hazırlıyordu. Ve Bizans'ın tarafına geçti. Süleyman Paşa önderliğinde Sırplarla burada birçok muharebeler yapıldı. Bu muharebeler çok şiddetli olmuştu. Bu devirde ise Demirhan Bey yeniden Bergama'ya kaçtı. Ardından Ezine'ye. Ve yeniden Balıkesir'i ele geçirmek isterken halk direnişiyle karşılaştı. Ve orada öldü. Sırplar Atina'ya kadar, Bulgarlar Edirne'ye kadar ele geçirmiş oldular. Osmanlı artık Anadolu'da iyice güçlenmişti gerekse Bursa ve hatta Saruhan olarak müttefi olan Saruhan'ın topraklarına dayanmıştı. Candoroğullarından da birçok kaleyi Akıncılar tarafından telef ederek ele geçirmeye çalışıyordu. O sıralar Germiyan oğulları Yakup Bey de iyice yaşlanmış ve Osmanlılarla iyi geçinmekten bir çaresi kalmamıştı. O dönemler İzmir tabii ki de Bizans'ın elindeydi. Ama Germiyan Bey, Mehmet Bey çocuğu çocuğuyla Aydın Bey'i bu bölgeye gönderdi. Ve bu bölgedeki İzmir'i ele geçirdiler. Lakin bu bölgeyi Mehmet Bey'in yeniden Kütahya'ya gelmesini istedi. Ve Aydın Bey'e de mektup yazdı. Kendi beyliğini kur ve Aydınoğulları beyliğini oluştur dedi. Bunun üzerine İzmir şehrinde Aydınoğulları beyliği kuruldu. Bu dönemde Karamanoğulları gittikçe güçlenmeye başladı. Ama Osmanlıları bile geçmeye başlamıştı. Orhan Bey. Orhan Bey birçok fetih yapmış ama artık yaşlanmıştı. Ama Rumeli'de Tekirdağ yardım açısından verdikten sonra daha birçok kaleyi de ele geçirmeye başladı. Bu kaleleri teker teker yerle bir ediyorlardı. Osmanlı askerleri Tekirdağ, Silivri, Çoğru ve Edirne'ye kadar is ele geçirmek istiyorlardı. Edirne, Konstantiniye. Başka da güçlü bir şehri kalmamıştı. Ta uzaklarda da Selanik toprağı vardı. Lakin Marmara civarında ve Konstantiniye hatta Bursa'da da 0,50, 0,60 şiddetinde kadar ulaşan kendi Marmara bölgesinde çok büyük bir deprem yaşandı. Bu deprem sonucu civarda kaleler yerle bir oldu ve bunun üzerine yerle bir olan kalelerde ele geçirilmeye başlandı. Bunun üzerine veba salgını, Marmara depremi ve soğuklar Bizans'ın durumunu etkiledi ve iç Avrupa'ya göçler başladı. Ve bunun üzerine adeta Osmanlı'ya karşı büyük bir devlet kurulmak istenmesinin şeyiydi. Yani her şey Osmanlı'nın istediğine istediği gibiydi. Kaçan ahalilerin üzerine Müslüman ahaliler bu bölgelere geliyordu. Süleyman Paşa birçok kaleyi de fethetmiş bulunmaktaydı. Üsküdar civarındaki kaleleri de Murat Paşa ile geçiriyordu. Bunun üzerine Sırplar Osmanlı'ya harp ilan etti. Ve Osmanlı ile da birlik oldu. Ve taarruzlar başladı. Taarruzlar çok şiddetliydi. Bulgarlar da yerle bir etmeye başlanılmıştı. Bizanslara o kadar büyük yardımlar yapılıyordu ki. Osmanlı askerlerinin Anadolu'da askeri kalmamıştı. Sırplar Osmanlı'ya harp ilan ettiğine bin pişman oldular. Ve anlaşma istediler. Anlaşma birçok şeyle anlaşıldı. Osmanlı. Rumeli'ye çıktı. Karesi'yi ilhak etti. Birçok beylik topraklarını ve Bursa İzmit'i ele geçirdi. Candaroğullarındaki kaleleri Akıncılar yoluyla ele geçirdi. Ve ahiler Osmanlı'ya bağlanmak istedi. Ve böylece Ankara ele geçirilmiş oldu. Ve artık Osmanlılar bir devlet olmuştu. Bunun döneminde Yeniçeri Ocağı'nın temelleri de atılıyordu. Yeniçeri Ocağı 1. Murat devrinde atılacaktır. Lakin ilk temelleri Orhan Bey devrindedir. Lakin kötü bir olay yaşandı ve Süleyman Paşa at tökezlediğinden dolayı yere düştü. Ve böylece Süleyman Paşa öldü. Bunun üzerine Murat gider olacak kişi bu bölgeye atandı. Bunlardan bir vakit sonra yıl 1361 yılında da Orhan Bey maalesef ki hak ile buluştu. Ve Sultan unvanını Osmanlı'da ilk kez Orhan Bey dönemi yani Sultan Orhan olmuştu. Sultan Orhan kavramı karesilerin ilhak olduğundan devam etmiştir. Osmanlılar Osman Gazi ve Orhan Gazi dönemlerinde birçok fetih yaptı. 1. Murat devrinde ise buraları aşıp ta Belgrad yakınlarına Anadolu'daysa Akdeniz'e dayanacaklardı.